O nefis hani yedi başlı ejderha kudretinde diyor ya, bu düşün ki mesela hani kötülük manasında böyle güçlü. En başa bir dön. Ehlileştirildiği zamanlara bir tane dön, bir düşün bakalım. Acaba Allah-u Teala'yı nasıl arzu eden bir nefsimiz vardı? İşte o orijinalinde var ya nefsimizin. Arayış o arayış. Mücadele oradan geliyor. Savaş o savaş. O hisler, Allah-u Teala'yı arzulama hissi. O duygu ve düşünceler orijinalinde var her nefsin. Şeyhimiz bir sohbetinde buyurdu ki, şu şarkı türkü dinliyor ya, onun bile altındaki yatan neden o. Bizim diyor ruhlarımız duydular Allah-u Teala'nın sesini. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye nida ettiğinde Allah-u Teala ruhlar aleminde. O güzel sesi duydukları için diyor ruhlarımız, müziğe o yüzden meylediyorlar ki o güzel sesi arıyorlar hala. Orijinalimizde var Allah-u Teala'yı aramak. Biz sadece o cüz'i iradeyle seçimimizi yapacağız. Allah-u Teala şuradan gidersen şöyle, buradan gidersen böyle diye belli etmiş. Her yola puanı koymuş. Bir tarafa eksi puanları koymuş, bir tarafa artı puanları koymuş. Biz hangi yoldan gideceğiz, orayı tercih ettik mi? Ondan sonrası en sevdiğimiz yer. İyi olamasak da iyilerinden beraber olalım. Bitti gitti. Bizler o yüzden o cüz-i iradeden yola çıkarak kendimizde bir varlık görmek yerine inşallah varlığı Allah-u Teala'da görelim. Onun peygamberlerinde görelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görelim o varlığı. Onun varisi olan sultanlar kimse, biz onlarda görelim o varlığı. Kendimize o işi çevirdik miydi? Maalesef orada iş çatallaşıyor da çatallaşıyor. O bizi farklı farklı yerlere götürüyor. Rabbim inşallah bizleri burada böyle topladığı gibi cennette de Habibinin manevi sofrasında toplasın. Şeyhimiz Muhammed Pehlivanlı Hazretlerinin manevi şemsiyesinin altında, Efendimiz Aleyhisselam'ın o manevi sofrasında cümlemizi cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin inşallah.